Hemen hemen aynı şeyler. Ben de okudum onu reklam arasında. Yani orada bir sınırda bir Amerikan üssü var. Pek çok yerde var Suriye'de Amerikan üssü. Yani evet, onlar orada biliyoruz ve amaç yani bütün konuşulanlar benim ilk bölümde anlattığım gibi bölgede bir Kürt devletini İsrail de istiyor, Batı da istiyor, Amerika da istiyor bölgede Arap olmayan bir devlet ve bunun kuruluş sancıları bunlar. Yıllardır bunu görüyoruz. İsrail falan bunu inkar etmiyor ki PKK'ya destek verdiklerini. 90'larda, 2000'lerde Mossad tarafından eğitildiğini, bunlar söylendi. O kadar çok daldan atlandı ki, yani Yeşil Kuşak Sovyetlere karşı kurulmuş bir tedbirdi. Sıcak denizlere inmesinler diye. Sovyetler yıkıldıktan sonra tabii ki bazı dengeler değişti. Afganistan'a girmesiyle Sovyetlerin orada şey kuruldu. Nedir onun adı? Taliban kuruldu. Mücahitler Sovyetlere şey verdi, mücadele ettiler. Afganistan'dan kovaladılar. Yani şeyden önce Sovyetler dönemindeki dengeler farklıydı. Bugünkü dengeler farklı. Yalnız bir şey ısrarla söylendi işte bu vahşi kapitalizm gelip bölgeyi dizayn ediyor. Bana göre, benim bilgime göre bu kapitalizm huzur içinde, barış içinde zengin bir tüketim toplumu ister. Dünyanın en çok parasının biriktiği, enerji kaynaklarının olduğu ülkelerde Avrupa Birliği gibi bir birlik ister. iPhone satsın diye, araba satsın diye, Doğru. tüketim maddelerini satsın diye. Yani niye illa gelip de karıştırayım? Ama İsrail'in varlığı, bütün bu Orta Doğu'daki dengeleri biz onun bedelini ödüyoruz. İki ülkeye komşu olmamızın, aynı coğrafyada olmamızın Türkiye bedelini ödüyor. Biri komünizm döneminde Sovyetlerle komşuyduk. Şimdi de İsrail'in güvenliği. Demin örneklerini verdim. Mısır'a bulaşan var mı? Vahşi kapitalizm Mısır'a bulaşıyor mu? Şimdi Ürdün'e bulaşan var mı? Şimdiki Irak'a bulaşıyor mu? Bulaşmıyor da ne yapıyor yani şimdi? Irak 3 parça mı 5 parça mı, o bile belli değil yani. Mısır'a bulaşmadı mı? Mısır'a da bulaştı. Darbe kimin darbesi? Tamam, şey dedim ya, kelleleri aldı. Sivrilenleri indirdi. Saddam'ı indirdi. Mursi'yi Bulaşıyor. gönderdi. Kaddafi'yi gönderdi. Ama sizin, yani siz böyle radikal, az önce dediniz ki demokratikleşmiyor bölge. Saddam'la mı demokrasi geliyordu? Ben öyle demiyorum. Kaddafi'yle mi demokrasi Ama geliyordu? Amerika'yla da gelmediğini Ama görüyoruz Cem Bey yani. Ama Cem Bey, sadece yani araba, telefon bir satmıyorlar, saniye beyefendi. silah da satıyorlar. Şimdi bu ideolojik tartışmaya girer. Bize satmıyorlar. Yani uluslararası Abi, size de ilişkilerde satmıyorlar ideolojik şeye çektiniz. Yarım saat. Her şey ideolojik. Haklı olabilirsiniz ama Türkiye bir barış adası olsun. Yok, o bu sol romantizm. Bu coğrafyada hangi barış adasından Vallahi bahsediyorsunuz? keşke bir de solun romantizmi gerçekleşse şu ülkede ya. Yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Nelson Mandela'nın izinde gidiyor. Biz de Atatürk'ün izinde gidelim diyor. Yurtta barış, dünyada barış. Oldu, peki. Buyurun buyurun Cem Toker, devam edin buyurun. Yok, tamam, dünyada barış. Özgürlük ve barış tüm insanların nesli olacak. Neydi, Ali Rıza Bimba? Evet. Güzel şarkıydı. 70'lerden. Yani böyle bir dünya yok maalesef. Ve bu coğrafyada Davutoğlu geldi. Ne, komşularla sıfır sorun. O da bir romantik. Lan bu coğrafyada sıfır sorun varsa komşularınla sende ciddi sorun vardır zaten. Komşularına bak. Ne oldu? Hepsi fiyasko. Battı. Biz bakın yıllarca konuşmadık mı? Eksen kayması, eksen kayması. Biz kıblemizi bulamadık ya. Daha 2-3 sene önce bizi Şangay Beşlisi'ne alın diyen adam dün İsveç'in NATO'ya girmesine onay verdi. Amerika'dan uçak istiyor. Hangisi hocam? Hangisi? Onun için bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle, ondan sonra kahrolsun Batı, kahrolsun kapitalizm, kahrolsun emperyalizm. Bizim bir şeyimiz vardı, yolumuz vardı. Bunlar iktidara gelmeden önce. Biz neydik? Çok büyük bir nüfusu Müslüman olan, yüzü hür dünya değerlerine dönmüş, Avrupa Birliği hedefleri koymuş,
bir Balkan ülkesiydi. Ondan sonra hadi eksen kaymasını hatırlıyor musunuz? Süzülen İslamlaşma diye. Hatırlıyor musunuz bu şeyleri? Creeping Islamization diye. Bunlara sesimizi çıkarma. Şimdi de işte halifelik istiyorlar şeyde. Ümmetin lideri diye yıllarca siyaset yapılmadı bu ülkede. O zaman başımızda bak Cem Bey kaba bir antikapitalizm ya da antiemperyalizmden bahsetmiyoruz. Bunun önünü açan kim? Yani o anlamıyla bunu da görmemiz lazım. Yani şöyle bir şey yok. Türkiye yönünü ben de mesela Türkiye sonuçta yönünü çevireceği yer belli yani. Cumhuriyetin kuruluş değerleri önemli. Ama sürece müdahale edenler belli. Ve bu süreci buraya yani taşınmasında onu görmek lazım. Bu ideolojisi evet ideolojik yaklaşım içinde olmak lazım. Hırsızın hiç mi suçu yok? Ya olmaz. Sen gel Mısır'ın iç işini kendi iç işin yap. Suriye'nin iç işini kendi iç işin yap. Filistin iç işini, Libya'nın iç işini, Irak'ın iç işini gel kendi iç işin yap. Ben ümmetin lideriyim diye. Ondan sonra da vay bölgeye barış gelmiyor. Sen git Suriye'deki yangına, komşundaki yangına benzin dök. Ondan sonra da vay geldiler ne yaptılar Suriye'yi, vay geldiler ne yaptılar Irak'a. Doğru. Sen gel özür dilerim 80'lere taşıyayım sizi. Sen gel Özal dönemine gidelim. Bir koyup üç alacağız. 36. barak paralel. Uçuşa yasak bölge. Saddam Kuzey Irak'ta uçak uçuramaz. Asker bulunduramaz. Orada PKK dallansın budaklansın. Sen buna izin ver. Şey tut, yol ver bu politikaya. Aldan sana desinler ki yeniden Osmanlı. Kerkük Musul sana bilmem ne falan filan. Özal desin ki ya federalizme geçsek çok iyi olur. Sen bu tuzaklara düş. Öbürü gelsin ben ümmetin lideriyim. Ona o gazı versinler Washington'da. Sen bu tuzaklara düş. Hiç sen sorumluluk alma. Ondan sonra bu bölge niye böyle? Biz niye terörden kurtulamıyoruz? 40 senedir. Bak adamın 3 askeri öldü. İran'dan hesap soracağım diyor. Başladılar. Bizim 21 askerimiz öldü. Biz kimden hesap sorabiliyoruz? Kuzey Irak'taki Erbil yönetimimiz sorumlu. Saldırı Kuzey Irak'ta oldu askerlerimize. Bağdat yönetimimiz sorumlu. Muhatabımız kim? Orada da 2 tane yönetim var. Parlamento var, başbakan var, seçilmişler var. Biz kimi muhatap alıyoruz da orada hesap soruyoruz? Senin toprağından geldi benim toprağıma saldırılar. Bush niye gitti Afganistan'a? Terörle mücadele. İkiz kuleleri vurdular. Canını okuyacağım. Biz de asker gönderdik. NATO 5. madde devreye girdi diye. Biz Washington'un güvenliği için Afganistan'a asker gönderiyoruz. Ama İstanbul Ankara'nın güvenliği için Kuzey Irak'a, Kuzey Suriye'ye asker gönderemiyoruz. Ve bunun da pazarlığını yapacak bir diplomatik askeri ekonomik güce sahip olamıyoruz. Çünkü bir gün öyle, bir gün böyle. Bir gün öyle, bir gün böyle. Ben bu çerçeveden bakıyorum olaya.